Ben ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetim Bölümü öğretim elemanlarından Mehmet Mutlu. Sosyoloji bölümünden meslektaşım Sibel Bekiroğlu ile birlikte ODTÜ yönetimi tarafından iftira denebilecek iddialar dikkate alınarak bu iddialara dayalı soruşturma ve ceza davası dayanak gösterilerek açığa alındık. Açığa alınmamızın Türkiye üniversitelerinin hedef alan otoriter yönetim zihniyetinin basit göstergelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. ODTÜ'de yaşanan benzer baskılar bizim açığa alınmamızla sınırlı değil. Baskılar sadece akademisyenleri hedef almıyor, eğitim ve bilim emekçilerini hedef almıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ODTÜ kampüsü kimliklerini, varlıklarını ifade etmeye çalışan LGBTİ artı bireylerin protestolarında yaşanan şiddetli bir müdahaleye tanık oldu. Müdahalede ODTÜ rektörlüğünün öğrencileri açıkça hedef göstermesinin önemli bir payı vardı. ODTÜ çalışanlarının bütün çabalarına rağmen çok sayıda öğrenci ve akademisyen ODTÜ çalışanı zarar gördü. Kampüs barışı ciddi oranda, ciddi düzeyde zarar gördü. Eş zamanlı olarak 500 gündür bu yönetim zihniyetine, atanmış rektörlere itiraz eden Boğaziçi Üniversitesi'nde de 4 meslektaşımız, 4 eğitim ve bilim emekçisi bir hak ihlalini açığa çıkarttıkları için aslında savunmaları sahiplenilmeleri gerekirken atanmış Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açığa alındı. Özetle açığa alınmamızın Yonca hocamızın, Serhat hocamızın, Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımızın, Türkiye'deki bütün üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin üniversiteleri otoriter bir şekilde tek merkezden yönetme zihniyetinin hedefinde olduğunu düşünüyoruz. Daha da ötesinde yapılan haksızlık sadece Sibel'e ya da bana, Yonca hocamıza, Serhat hocamıza, Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza yapılan bir haksızlık değil. Bu üniversitelerde çalışan bütün akademik ve idari personele, bu üniversitelerde okuyan öğrencilere, çocuklarının bu üniversitelerde okuyabilmesi için türlü fedakarlığa katlanan ailelere yapılmış bir haksızlık olarak görüyoruz. Ne meslektaşlarımız, ne öğrencilerimiz, ne yurttaşlar üniversitelerin böyle yönetilmesini hak etmiyorlar. Biz sadece kendimiz için değil, dolayısıyla üniversitelerin özerk, özgür bir şekilde yönetilebilmesi için sendikamız Eğitimsen'in ifade ettiği üzere toplum ve doğa için bilim üreten kurumlar olmasını sağlayabilmek için buradayız. İşe iademizi, bütün zararımızın telafisini ama aynı zamanda üniversitelerin yönetilmesi gibi gereken kurumlar olmasını talep ediyoruz. Türkiye Akademisi çok eskilerden beri baskıcı politikaların hedefindedir. Belirli temalar özellikle bu baskının hoyratça açığa çıktığı gündemler dolayısıyla olur. Akademide eğer Kürt sorunundan bahsediyorsanız İsmail Beşikçi'nin akıbetini yaşarsınız. Meslektaşım Sibel Bekiroğlu gibi eğer Sur'daki yıkımı konu edinen bir doktora tezi çalışıyorsanız, konunuz buysa yine sakıncalı olarak görürsünüz. Türkiye Akademisi'nde yazılan ilk Türkiye İşçi Sınıfı üzerine yazılan en değerli çalışmalardan biri Oya Sencer tarafından yazılmıştır ama bir doktora tezi olarak kabul görememiştir ne yazık ki. Ben de sınıf çalışan, Türkiye İşçi Sınıfı'nı anlamaya çalışan, emekçilerin mücadelesine akademiden destek vermeye çalışan bir işçi çocuğu olarak sınıf çalışmamızın da sakıncalı görülmemizde önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Merhaba, biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde iki akademisyen olarak ODTÜ Rektörlüğü tarafından 14 Haziran'da açığa alındığımızı öğrendik. Bize tebliğ edildi enstitülerimiz tarafından. Bu karar dayandırıldığı bir disiplin soruşturmasından bahsedildi. Fakat biz bu disiplin soruşturmasının içeriğine henüz erişemedik. Bununla ilgili taleplerimiz rektörlüğe iletildi. Bununla ilgili bir gelişme olana kadar biz rektörlük önünde nöbete başladık. Bu kararı tanımadığımızı söylüyoruz. Bu soruşturma dosyasının aslında dayandırıldığı şey bizim 10 Eylül'de 2021 tarihinde evlerimizden gözaltına alınarak bir gizli tanık ifadesine dayandırılan dava dosyası. Bu dava dosyası bize Nisan ayında açıldığı bildirildi. Henüz bir duruşma
yapılmış değil, henüz bir karar alınmış değil ama rektörlük bunu üzerine vazife olarak düşünüp, bunu bir görev olarak alıp bizi savunma dahi almadan açığa aldı. Dediğim gibi hala bu disiplin soruşturmasının dosyasına erişebilmiş dahi değiliz. Neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Bu tedbir kararının dayandırıldığı dosya elimizde yok. Bununla ilgili bir görüşme talebimiz var ve o gerçekleştirilinceye kadar rektörlük önünde olacağız. Herkesi haklı mücadelemize davet ediyoruz. Bizim düşündüğümüz şekilde gerçekleşmezse direnişin formunu değiştirerek haklarımız alınıncaya kadar direneceğiz. İşe iade edilene kadar rektörlük önünde nöbet tutmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelemize herkesi davet ediyoruz. Üniversiteleri umut bağlayan tüm yurttaşları mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz.